Samimi Haber haftanın analiziyle sizlerleyiz değerli izleyenler. Bundan sonra her cuma Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Aca ile gündemi değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza Mehmet Bey. Hoş bulduk Ceylin. İlk konumuzu hemen masaya yatıralım istiyorum. Biliyorsunuz dün e, Şanlıurfa Milletvekili, AK Parti Milletvekili e, Ahmet Eşref Fakıbağman'ın istifasını duyurduk. Ve kendisi de bir açıklamada bulundu sosyal medya hesabından. Hem siyasi hem de ahlaki olarak uygun görmediğim insanlarla çalışmayacağım için artık mutluyum dedi. Neyi kastetti sizce? Evet. E, öncelikle Samimi Haber takipçilerine selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi ileterek başlamak istiyorum. Şimdi e, Celin esas mesele şurada. Hakkı Baba olayı yeni bir olay değil. Hakkı Baba olayı aslında bir yıldır var. Yaklaşık bir yıldır genel merkeze huzursuzluklarını ve e, problemlerini ilettiğini biliyoruz. Hatta e, birlikte de takip ediyoruz. Bir istifa süreci yaşandı e, bundan birkaç zaman önce. Kuliste de konuşulan aslında diğer bir milletvekili olan e, Mehmet Kasım Gülpınar'ın onu istifadan vazgeçirdiği bir buçuk yıl önce. Evet, aynen öyle. E, Fakı Baba istifayı gönderdikten sonra, Devreye Mehmet Kasım Gülpınar giriyor. Hı hı. Diğer Şanlıurfa milletvekili AK Parti'nin MKYK üyesi. Dolayısıyla Kasım Bey e, Fakı Baba'nın evine giderek e, rahmetli babası Eyüp Cenab Gülpınar Kasım Bey'in e, yılların doğayen siyasetçisidir. İşte Anavatan Partisi'nde milletvekilliği AK Parti'de iki dönem meclis başkan vekilliği yapmış bir isim. Rahmete kavuştu e, Eyüp abi. Eyüp Cenab Gülpınar'ın Fakı Baba'nın üzerinde çok emeği vardır. Bunu bütün Urfa söyler. Dolayısıyla bizim de aldığımız bilgi şuydu. Kasım Gülpınar'ın ben babamın hakkını istiyorum. Babamın hakkı var sende. Şu süreçte istifa etmen partiye ve Şanlıurfa'ya zarar verir. Kesinlikle bu problem çözülecektir. Gerekirse biz Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Olan problemleri aktaracağız ve hem Urfa için hem parti için hem ülke için hayırlı bir netice alacağız. Peki şu anki süreci değerlendirecek olursak aslında seçim dönemecindeyiz. Yine partiye zarar vermeyecek mi bu karar ve açıklama da dikkat çekici. Şimdi şöyle. Sorunlar e çözülmedi ki Fakı Baba tekrar istifasını gündeme getirdi. Evet yani şimdi şöyle Fakı Baba'ya yaklaşık bir, bir buçuk senedir Kasım Gülpınar bir destek veriyor sorunları. Destek için. veriyor efendim söyleyeyim bir fren yapıyor. E ama Demek ki bu bir buçuk sene içerisinde bu problemler çözülmedi ki Fakı Baba istifa kararı aldı. Öyle görüyoruz biz. Başka da bunun izahı yok. Bir buçuk senedir eğer bir başka milletvekili, bir eski bakanı hali hazırda milletvekilini durdurmak için, ee... ikna etmek için uğraşıyorsa ve bu bir buçuk sene içerisinde AK Parti Genel Merkezi bu sorunu çözemiyorsa ki çözülmediğine inanmış ki istifa etmiş yani. Şimdi aynı şekilde aslında Gülpınar için de yine bir istifa olacağı gündemde. Bunun doğruluk payı var mı? Kulislerde konuşuluyor. Ya şimdi ben size Gülpınar'la ilgili ayrı bir para açayım. Şimdi Mehmet Kasım Gülpınar ve ailesini ben çok yakından tanırım. Şanlıurfa Siverekli bir aile ve çok kadim bir aile. aileden siyasetçi. Bunların hiçbir şekilde böyle paraya, pulaya ihtiyacı olmayan bir aile. Mütedeyim bir aile. Bunları Şanlıurfa üzerinden değerlendirmemek lazım Gülpınar ailesini Güneydoğu üzerinde Müthiş etkileri olan bir aile Toplumu peşinden kilitle, Kitlelerle beraber sürükleyecek bir aile Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa üzerinde değil Adıyaman'da, Şırnak'ta Yarbakır'da da Müthiş toplum üzerinde etkin olan bir isim Şimdi kendisiyle benim yakında bir ilişkin var, görüşüyoruz sürekli Benim de arkadaşım, dostum bu süreçte de birkaç sefer konuştuk. Şu Kesinlikle şunu söylüyor. Yani ben partimden asla istifa etmem. <laughs> ee, ben hak partiliyim. Ama siyaset benim için olmazsa olmazların içerisinde değildir. Tam tersi siyaset bana engel oluyor. Ben siyaseti toplum için, ülkem için, devletim için yapıyorum diyor. Bana aktardıkları bu. Ama böyle benim için işte istifa ediyor şunu ben kesinlikle istifa etmem. Peki AK Parti içinde çatlaklar mı var şu anda? Dağıl... Yani görünen o ki var. Ee, genel merkezle ilgili bir takım sıkıntılar olduğu söyleniliyor. Hı hı. Milletvekillerinin bundan ilgili çok ciddi rahatsızlıkları olduğunu biliyoruz. Genel merkez yönetiminin milletvekillerini çok fazla ciddiye almadığı yönünde duyumlar alıyoruz. Hı. Tabii ne kadar doğru orası teyide muhtaç. Ama geldiğimiz süreçte bu istifaları gördükten sonra, hele bugün de işte Kasım Gülpınar'ın kulislerde istifa ediyor e, konuşulmasından sonra, e, görüyorsunuz ki genel merkezde bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben Kasım Gülpınar'ın AK Parti, sadece AK Parti üzerinde değil, ülkeye fayda verecek bir adam olduğunu biliyorum. Çünkü bu aile sadece Kasım Gülpınar üzerinde değil, rahmetli babası öyleydi, şu anki ailesi hep öyle, Güneydoğu toplumu üzerinde müthiş bir sevgi ve sempatiyle karşılaşan bir aile bunlar. Hı hı. Çünkü hiçbir zaman bunlar halktan almamışlar. Halka veren bir aile. Hep vermişler, hep vermişler. Dolayısıyla da sevilen, sayılan ve itibar gören bir aile. Ben Kasım Gülpınar gibi bir insanın Türk siyasetinden çekilmesini ülke için, hem AK Parti için hem ülke için büyük bir kayıp olarak görürüm. İnşallah da böyle bir şey yapmaz. Daha henüz yaşı genç, ülkemize çok ciddi faydalar verecek... Ee, seviyelere geleceğini de ümit ediyoruz. Dolayısıyla Allah yolunu bahtını açık etsin. Ama kendisiyle görüştüğümde de kesinlikle ben partimden istifa etmeyeceğimi söyledi yani. O zaman diğer bir gündemize de geçiş yapmak istiyorum. <laughs> Tartışmaya da devam. Ama şunu bir açmak istiyorum. Evet. Yani e, AK Parti'de bir sıkıntı olduğu kesin. Hı hı. Yani görünen o. Ee, Seçimlere yansıyacak mı sizce? Yani böyle giderse tabii ki yansır. Yani Cumhurbaşkanı adam cin canını dişine takmış ülke ülke geziyor. Ama içeride bu kadar rahatlık, bu kadar işte nasıl olsa Cumhurbaşkanı çıkar sahaya e, ne olursa olsun halk seviyor Cumhurbaşkanı. Evet halk seviyor Cumhurbaşkanı'nı ama işte İstanbul seçimlerinin örneği gördük. Hı hı. AK Parti'nin al, kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Çok lakayt bir döneme denk gelmiş durumda şu an. Yani il teşkilatları bir rezalet görüyoruz. Yani en yanı başında ben Erzurumluyum. Aman Allah'ım yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bu Kasım Gürpınar'ın, Eşref Fakı Baba'nın sıkıntıları bunlar hep. Türkiye'nin birçok ilinde şu an AK Parti'nin teşkilatlarında problemler var. Ve bunun derhal çözülmesi lazım. Her yükün Cumhurbaşkanı'nın üzerine bırakılmaması lazım. Çok çalışan milletvekilleri var. Yazıktır bu insanlara. Yazıktır. Kasım Gülpınar canını dişine takmış bir adamdır. Köy köy gezen bir adamdır. Terörün hedefinde olan bir isimdir. Döngelim bizim Erzurum'a. İbrahim Aydemir diye bir milletvekilimiz var. Hı hı. İnanır mısınız Celin Hanım? Ucra köşelerde kaç tane, iki haneli, üç haneli yaylalar var onlara kadar çıkıyor. Yazıktır bu insanların emeği En başta Cumhurbaşkanı'nın emeğine yazıktır. Dolayısıyla her şeyi Cumhurbaşkanı'nın üzerine yıkıp, nasıl olsa Cumhurbaşkanı çıkıp sahada bizim yaptıklarımızı kapatır, sürükler, mantığıyla hareket etmek genel merkeze ne yakışır ne de genel merkezin hakkıdır. Cumhurbaşkanına yardımcı olmaları lazım. Hı AK Parti'nin kendi kendine muhalefet etmemesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Diğer bir konumuzda az önce bahsettiğim gibi tartışmaların hala sürdüğü muhalefetin sansür yasası olarak nitelendirdiği basın düzenlemesi. 40 maddelik teklif sunulmuştu ve genel kurulda kabul edildi. Bizler de basın emekçileriyiz. Meslektaşlarımızın da endişeleri var bu konuda. Konuya sizin bakış açınız nasıl? Ya ben şu muhalefetin baktığı gibi öyle sansür yasası olarak görmüyorum. Hı hı. Hakikaten e, sosyal mecra sosyal medya mecrası çok abuk subuk şeylerle dolu. Uçsuz bucaksız düşünebiliyor musunuz? E, bayanların ifetine kadar, insanların şerefine hasiyetine kadar varan hakaretler yapılıyor ve bunun hiçbir hukuki zemini yok. Hı hı. E, zaten e, yalan haber diye bir şey yok. Yani bir kere biz samimi haber olarak Belgesiz bir haber yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü yaptığımız anda karşı muhatabın alıyor seni mahkemeye veriyor. Ve mahkeme hukuk çerçevesi içerisinde yalan haber yaptığın için, karşı tarafı rencide ettiğin için seni mahkum Aslında ediyor. tartışma konusu olan da yasanın e, çıkış nedeni. Yani amaç gerçekten bu mu değil mi? Kesinlikle bu. Da bu. Ben sorun. muhalefete katılmıyorum. Dezenformasyon yasası bana göre bu sosyal medyadaki kirliliği, Kesmek önüne geçmektir. Dolayısıyla ben destekliyorum bunu. Yani çünkü niye destekliyorum? Hakikaten uçsuz bucaksız hakaretler, iftiralar atılıyor. Yani bu AK Parti üzerinde değil, muhalefete de yapılıyor. Hı hı. Sıradan insanlara yapılıyor, şarkıcılara yapılıyor, sanatçılara hı hı. yapılıyor. Enetleme kim, yani hangi organ olacak burada? Gerçekten adil olacağına inanıyor musunuz? Ben inanıyorum çünkü şöyle, e, buradaki şey şu. Yani diyor ki sen bir kere Mehmet Hacı'ya, bir şey atfettiğin zaman onu delillendirmen lazım. Delillendirmeden atfedersen Mehmet Aca seni mahkemeye verip mahkeme tarafından mahkum ettirme hakkına sahiptir diyor. Ve dolayısıyla bu gayet güzel. Bunun yani neyi rahatsız etti muhalefete ben onu anlamıştım. Ben bu konuda muhalefete katılmıyorum. Bu dezenformasyon yasası hakikaten siyasetçiler için değil. İş adamları için, Efendim, ben söyleyeyim sanatçılar için, hatta ve hatta gazeteciler için de. Sosyal medyada tabii ki hakaret etmek e, kimsenin hakkı değil. Evet. Bu zaten kanunla korunmalı evet. ama diğer bir yandan baktığımızda da şöyle muğlak bir ifade var: Halkı kin ve nefrete sürüklediği gerekçesiyle olan ifadeler. Yani bu atılan bir tweet de olabilir, Şimdi şöyle. bir mesajım da olabilir. Evet. İfade özgürlüğüne ters düşmeyecek mi bu? Hayır. Şimdi diğer bir bakış açısıyla gezi parkı direnişinde gördüğümüz sosyal medya hareketidir ki sadece Türkiye'de değil dünyada da Arap Baharı olmak üzere pek çok örneği var. Evet. Bu iktidarı rahatsız etmiş olabilir mi? Yani ben e, mümkün değil çünkü şöyle eğer insanlar bir takım şeylere kafaya koyarlarsa bunu hiçbir yasa önüne geçemiyor. Hı hı. Dolayısıyla yani işte gezi olaylarındaki örgütlenmeden bahsediyorsunuz siz. Hı hı. Velev ki Allah göstermesin bu ülkede öyle bir şey söz konusu. E, zaten onu kafasına koyan yasaması dinlemiyor ki. Artık onun her şeyini gözünün önüne alıyor yani. Bunun artık Yasalarla durdurabileceğin bir şey değil. Toplumsal olayları yasalarla önüne geçemiyorsunuz. Ama sosyal medyada bu e, tip durumlarda insanların bir araya gelmesi ve fikrini sesli bir şekilde beyan edebilmesi için de özgür bir mecra. Evet. Ama denetleme mekanizması kim? yani neticede siz Twitter'da bir şey yazdınız, ben bir şey yazdım. Bu hükümetin elinde değil ki bassın, kapatsın, senden benim iletişimi kessin. Hı, hı. Gene bunu Twitter yönetiyor. Bunun hukuki karşılığını vermek için bu yasa düzenlemesi yapılmış. Yani biz birbirimizi örgütleneceğiz. Haydi. Herkes örgütlendi. Ve bu aman işte hükümet dedi ki işte Ceylin Hanım mesaj atıyor. Mehmet Ağa mesaj atıyor. Ahmet mesaj atıyor. Hemen kapattın. Böyle bir şey yok ki. Zaten olması da mümkün değil. Buradaki temel sorunlu kaynağı şu. Hukuksal altyapısını oluşturdular hukuksal. Yani aslında bir nevi mahkemelerin elinde rahatlatmış oldular. Dolayısıyla ben Twitter'da işte toplumsal olanları örgütlenme şu bu zaten Twitter'ın yetkisi olan bir şey. Yani önüne Twitter o Twitter'ı kapatmadığı sürece kimse önüne geçemez bunu. Ve ona kalkışacak olan insanlar da artık bunun herhalde hukuki boyutunu falan da hesap ederler ona göre hareket ederler. Dolayısıyla ben dezenformasyon yasasını desteklediğimi hı hı. beyan ediyorum. Ee, bu ...bir yayıncı olarak beyan ediyorum. Biz eğer gazeteciysek... ...bir yayın grubu sahibiysek... ...insanlara iftira atmayacağız kardeşim. Yani elinde belgenle konuşacaksın. Kesinlikle öyle. Yalan haber ya da iftira evet. başka bir boyut. Evet. Ben de bir gazeteci olarak bu yasayı çok... ...kendi adıma, bireysel olarak doğru bulmuyorum. Ama işin güzel tarafı da çok sesli olabilmek. ifadelerimizi dile getirebilmek. Bugün evet. bu programı yapabiliyor olabilmek. Evet. O yüzden de bunu sürdürebilmeyi umut ediyoruz. İnşallah yani ama ben... Gerçekten e, Türkiye için iyi şeyler olacağını hı hı. E, düşünüyorum. En azından ümit ediyorum. Ülkemiz güzel. E, siyaset gelip geçici işte insanlar bir şekilde meşgul ediliyor. Dolayısıyla biz bak basın yayın olarak ne güzel işimizi yapıyoruz. E, siyasiler gelip geçecek ama biz gene işimizi yapacağız. Oturacağız farklı farklı yarın belki başka konular konuşacağız. Hı hı. Dolayısıyla buradaki bizim temel e, prensibimiz... Tarafsız yayıncılıktan tabiz vermeden haberlerimizi. haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. O zaman buradan duyurmuş da olalım. Seyircilerimizden interaktif yorumlarını da bekliyoruz. Konuşmamızı istediği konular fikirlerinizi beyan etmenizi bekliyoruz. Bundan sonra da her cuma yayınlarımız devam edecek. Saat 8'de sizlerle olacağız. Aslında süremizin sonuna yaklaştık ama eklemek istediklerinizi de alıp kapanışı yapabiliriz. Evet e, samimi haber ekibimiz gayet güzel işler çıkartıyor. İşte sizden de çok memnunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Dolayısıyla tarafsız yayıncılığı inşallah daha ileri seviyelere taşıyacak ekibimize yeni katılacak olan arkadaşlarla birlikte uluslararası bir çapa bürüneceğiz Ülkemize her mecrada hizmet edeceğiz. Ben bu vesileyle başta size bütün <laughs> ekip arkadaşlarıma kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sevgili takipçilerimize de bizi takip ettikleri için saygı, sevgi, muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığınız için. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Güncel videolarımızı ve değerli konuklarımızla analizimizi kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça hoşçakalın.